güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün ev halkının bayıla bayıla yiyeceği harika bir tarifle geldim. Pizza yapıyoruz. Pizzaya kim hayır diyebilir ki? Bildiğimiz o orijinal İtalyan pizzasından yapmıyoruz. Onun tarifini isterseniz o da var, tıklayıp ona ulaşabilirsiniz. Bugün yapacağımız tam Türk tipi. Mayalama yapmadan bir koca tepsi pizza yapacağız. Tüm ev halkı bayıla bayıla doya doya yiyecek. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Pizzanın hamuru için 4 su bardağı unu şöyle yoğurma kabıma aldım. Ortasını açıyorum. Bir tane yumurta. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı oda sıcaklığında süt. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve çok azıcık zerdeçal kullanıyorum. Firuze'den aldım bu tarifi. Firuze'cim koymuştu. Sapsarı olmuştu. Hamur çok lezzetli oluyor. Bir tane kabartma tozu bir paket. Yarım su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Şimdi bir güzel karıştıracağım. 4-4,5 su bardağı un alıyor. Öncelikle 4 su bardağını koyuyorum. Yarım su bardağını daha sonra hamurum kıvam alırken, yoğururken kullanacağım. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Mayalı bir hamur olmadığı için sadece toparlanması yeterli. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Şöyle dediğim gibi azıcık unu şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Biraz da şöyle tezgahta yoğurmak istiyorum. Azıcık unluyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok kolay bir hamur. Firuze'cim zaten hamur işlerinde harikadır. Ondan yedim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. İşte hamurum oldu. Gayet güzel, yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur. Şimdi ben malzemeleri hazırlayana kadar o kenarda 15-20 dakika güzelce dinlensin. Çok daha rahat açılacaktır. Şöyle üstü de kurumasın diye kapatıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Şuradan da yani yarım su bardağı daha kullanmış oldum. Hamurum dinlendi. Şimdi açabiliriz. Bu hamurdan verdiğim ölçülerden 2 tane büyük, kocaman, yuvarlak pizza çıkıyor. Şimdi ne yapıyorum? Yarım santim kalınlığa gelene kadar açacağım. Öncelikle ikiye bölüyorum, iki eşit parçaya. İsterseniz yuvarlak değil, tamamen dikdörtgen tepsiye de yapabilirsiniz. Ama iki tepsi çıkıyor. Şöyle iyice yuvarlıyorum. Her ikisini de. Ve merdanemi ve hamurumu birazcık unluyorum yapışmasın. Yarım santim kalınlığına gelene kadar bir güzel açıyorum. İşte yarım santim kalınlığına geldi. İnce bir pizza oluyor. Gerçekten malzemesi bol, hamuru az. Şöyle yağladığım fırın tepsisini alıyorum. Dediğim gibi böyle yuvarlak da yapabilirsiniz. Dikdörtgen de yapabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayalım. Şöyle biraz domates püresi kullanıyorum. İsterseniz hemen bir ketçap da sürebilirsiniz. İçerisine birazcık kekik ve tuz katarak. Ama domates püresiyle de çok güzel oluyor. Birazcık şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Birazcık şeker. Birazcık tuz, yine bir tutam karabiber ve olmazsa olmazı kekik. Şöyle kekik de koyuyorum ve bir güzel karıştırıyorum. İşte pizza sosumuz da hazır. Birazcık şöyle hamuru da çatalla deliyorum ki kabarmasın. Şöyle kenarlarda 2 santim bırakıyorum. Sadece ortasını deldim. Ve şöyle kaşığın tersiyle biraz sosu da hamura yediriyorum. Kenarlarda birazcık yine boşluk bırakıyorum. Biraz rendelenmiş kaşar ya da mozzarella kullanabilirsiniz. Şöyle malzemeler iyice hamura yapışsın diye biraz bir kısmını hamurun hemen üstüne koyuyorum. Ve istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben karışık bir pizza yapacağım. Biraz sosis kullanıyorum. Biraz dilimlenmiş sucuk. Ama bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben kırmızı soğanı çok yakıştırıyorum. Şöyle birazcık ince ince dilimlediğim kırmızı soğan. Biraz biber, kırmızı biber ve yeşil biber karışık.
dilimlenmiş zeytin, ve biraz da mısır. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında güzelce kızarana kadar pişecek. Hamur ve malzemeleri piştikten sonra fırından aldığım, ayırmış olduğum peyniri üzerine koyuyorum. Peyniri böyle ikiye bölerseniz hem daha sonradan üzerine koyunca peyniri uzayan, gayet güzel kurumamış bir pizzanız oluyor. Şimdi böyle peyniri koyduktan sonra peynir eriyene kadar biraz daha fırına vereceğim. İşte dumanı üstünde pizzamız fırından çıktı, peynirleri de eridi ve şimdi servis zamanı, şöyle güzelce dilimleyelim. Şöyle bir dilim alıyorum. İncecik hamuru, bol malzemesiyle harika, mis gibi pizzamız hazır. Bakar mısınız, harika görünüyor. İncecik hamur, altı da gayet güzel pişmiş. İşte Türk tipi kolay mayasız pizzamız hazır. İşte mis gibi bir tepsi pizzamız hazır. Bu tarifi bana veren Firuzeciğime de çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.